Merhaba, Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben acemi anne Berna. Bu videoda sizinle bebekler için sağlıklı atıştırmalık tavsiyeleri, önerileri, alternatifleri paylaşacağım. Oğlum 6. ayını doldurduktan sonra ek gıdaya geçtik ve bu atıştırmalıklar benim çok fazla hayatımı kurtardı. Nedir? Önce bunları hızlıca sizlerle paylaşayım. Ben neler verdim oğluma. Sonra da nerelerde işe yarıyor bunu da sizinle hızlıca paylaşmak istiyorum. Hemen başlayalım. 1 numara meyveler. Meyveler, özellikle elma, armut gibi meyveler çocuklara 6. aydan itibaren vermeye başlayabileceğiniz güzel alternatifler. Aynı zamanda elma özellikle kan şekerlerini çok güzel dengeliyor ve ani açlık durumlarında ya da dışarıda kriz anlarında ya da evde hazırlayacak bir şey yoksa onu hazırlayana kadar bebeklerin açlığını, çocukların açlığını gidermek için, onları biraz yatıştırmak için çok güzel bir alternatif. 2 numara sebzeler. Aslında sebzeler atıştırmalık olarak genelde pek ilk akla gelmez. Fakat ben de sebzeleri meyve gibi kullanıyorum. Yani denizi parka götürürken dolaptan bir tane havucu soyup hemen çantamıza atıyorum. Böylece atıştırmalık bir şeyler istediği zaman havucu da meyve gibi, elma yer gibi elinde kıtır kıtır yiyerek günümüzü kurtarıyoruz. Yine havuçla birlikte mevsimine göre farklı sebzeleri değerlendirebilirsiniz. Kereviz sapı bile olabilir mesela. Ya da karnabahara güzelce yıkayın. Haşlamadan bile kıtır kıtır yemeleri için ellerine verebilirsiniz. Eğer yaz mevsimindeyseniz salatalık çok güzel bir alternatif. Bunun gibi farklı mevsimine göre sebzeleri yanınıza çıkarken alın ya da evde atıştırmalık olarak çocuğunuza sunun. 3 numara unsuz, şekersiz ev yapımı kurabiye. Ben hazır gıdalar ya da paketli gıdaları çocuğuma hiç vermedim şu ana kadar. Fakat kurabiye gibi keyifli yiyecekleri de ara ara yesin istiyorum. O nedenle kendim evde unsuz, şekersiz kurabiyeler hazırlamaya çalışıyorum. Bunun da tarifini ayrı bir videoda Migros TV'de bulabilirsiniz. Siz de denemek isterseniz aklınızda olsun. 4 numara kuru yemişler. Fındık, fıstık gibi kuru yemişler ya da kurutulmuş meyveler, işte kuru kayısı, kuru incir. Bunlar da yine çok güzel, sağlıklı ve faydalı alternatifler atıştırmalıklar için. Burada bir tek dikkat edilmesi gereken, fındık, ceviz gibi kuru yemişler küçük olduğu için ve sert oldukları için bebeklerin boğazına kaçma, boğazına takılma riski var. O nedenle ya onları ısırtarak verin ya da rondodan, blenderdan geçirerek toz halinde verebilirsiniz. Kuru incir, kuru kayısı gibi kurutulmuş meyveleri de doğrudan ben çocuğumun eline veriyorum. Keyifle bunları yiyor. 5 numara ekmek. Ekmek genelde yine ilk akla gelmez fakat ben denizin atıştırmalıkları arasına bazen ekmeği de koyuyorum. Burada ekmekte dikkat ettiğim tam buğdaydan yapılmış, tam buğday ekmeği, tam tahıllı ekmek olması. Beyaz ekmek asla vermiyorum ya da vermemeye çalışıyorum. Tam buğday ekmeği olduğu sürece evde hiçbir şey yoksa, meyveler bittiyse, sebzeler, kuru yemişler tükendiyse dolaptan bir dilim ekmek alıyorum ve atıştırmalık olarak onu değerlendiriyorum. Şimdi gelelim bunları nerede kullanabiliriz? Tabii ki ara öğünlerde kullanabiliriz. Eğer sabah kahvaltısıyla öğlen yemeği arasında çok zaman varsa arada bir dilim elma vermek öğlen yemeğine kadar daha keyifli zaman geçirmeye sebep oluyor. Bununla birlikte şöyle bir şey fark ettim. Bazen özellikle 2 yaşa yaklaşırken deniz bazen çok sinirlenebiliyor. Bazen nedenini anlayamıyoruz ya da topunu başka bir çocuk aldığında çok sinirlenebiliyor. Ya da parktan eve gelmek istemediği zaman çok sinirlenebiliyor. Bu gibi durumlarda eğer bir kriz yaşıyorsak, kriz anında bir dilim elmayı denize sunma bazen bütün krizleri kolay bir şekilde çözebiliyor. O nedenle siz de bu gibi durumlarda atıştırmalıkları böyle de değerlendirebilirsiniz. Sadece çocuğunuz acıktığında o yesin diye değil de krizleri çözmek için de kullanabilirsiniz. Bununla birlikte dikkat ettiğim bir nokta var. O da ana öğünlerden hemen önce, özellikle yarım saat önce herhangi bir şey vermemeye çalışıyorum. Çünkü diyelim ki 7.30'da akşam yemeği yiyeceğiz. Eğer 7'de yarım elma verirsem denize, akşam yemeğinde yeterince aç olmayacaktır ve yemesi gereken asıl temel besinleri yemeyecektir. O nedenle yemeklerden en az 1-1.5 mümkünse 2 saat önce bir şeyler vermeye çalışıyorum. Eğer 1 saatten az kaldıysa pek eline atıştırmalık ya da yiyecek bir şeyler vermemeye çalışıyorum. İstisnai durumlar hariç. Benim sizinle paylaşmak istediğim 5 alternatif atıştırmalık önerileri bunlardı. Aynı zamanda bunları nerede ve nasıl kullandığımı da naçizane kısaca paylaşmış oldum. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer Migros TV'ye hala üye değilseniz hemen sağdaki Migros TV logosunun üzerine tıklayarak şimdi abone olun.
Benzer videolardan haberdar olmak için aşağıda bir yerlerde zil işareti olacak. Onun üzerine de tıklayın lütfen. Bir yorumunuz varsa da bizimle videonun altında paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.